Mak danışmanlık bir 10 Haziran tarihleri arasında Doğu Güneydoğu özel gündem araştırması için sahaya indi. Mak danışmanlık Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli, Şırnak ve Van'ın 101 il merkezi ve ilçesinde yaklaşık 4 milyon 500 bin seçmenin yaşadığı bölgede seçmenin 2000'de biri olan 2250 kişiyle yüz yüze görüşmeler yaptı. Araştırmadan bölge halkının örgüte karşı tutumunun yanı sıra yüz kızartan sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre ankette çocuk ve gençlerin daha çıkmasında, terör örgütüne katılmasında etkili kişi ya da kurumlar arandı. Anketin analizinde MAK danışmanlık şu ifadelere yer verdi. Yaptığımız araştırma sırasında maalesef devlet okulunda derste molotof yapmayı öğreten öğretmenlere askere polise kurşun sıkarken ya da insanları katletme adına canlı bomba olarak ölen eşkiyaya şehit diyen imamların devletten maaşlı melelerin varlığı karşısında şok olduk. Okullarda çocuklara gerillacılık öğreten öğretmenleri derslere neden geliyorsunuz arkadaşlarınız daha da sizin için savaşırken siz burada ne arıyorsunuz diyen öğretmenlerin varlığını öğrencilerin diliyle öğrenmekle hayretler içinde kaldık. Öte yandan MAK danışmanlığın bölgede gerçekleştirdiği araştırmaya göre halkın %91'i Türkiye devleti altında bir olarak yaşamak isterim mesajı verdi. Özellik diyenlerin sadece %5'te kalması HDP'ye oy veren kitlenin dahi bu talepte olmadığını gözler önüne serdi. Bölgede yaşanan gelişmelerin en büyük sorumlusu olarak terör örgütü PKK'nın görülmesi ise dikkat çekti. Kürt olduğunuz için Türklerden ya da Türk olduğunuz için Kürtlerden sizi tahkir edici, aşağılayıcı, ayrımcı bir davranışla karşılaştınız mı sorusuna %82'lik kesimin hayır demesi de dikkat çekti. Sadece %7'lik kesim buna evet derken kararsızlar %11 çıktı. Bölgedeki operasyonların başarılı sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şeklindeki soruya katılımcıların %31'i bu sefer başarılı olarak sonuçlanacak cevabını verirken %22'si bunun için bazı sosyal projelerle de desteklenmeli dedi. %32'lik kesimin kararsız kaldığı araştırmada operasyonların kesileceğini veya başarılı olmayacağını düşünenler %15'te kaldı. Türkiye'nin diğer bölgelerinden farklı olarak bölgenin sorunları nelerdir sorusuna %43'lük kesim terör cevabını verdi. %17 ile işsizlik ikinci sırayı alırken %11 yatırım eksikliği, %9 eğitimsizlik çıktı. %33'te en büyük sorumluysa terör örgütü PKK görüldü.